Merhabalar, iyi akşamlar, güzel insanlar. Yine bir akşam videosu yaptık Öyle mi sizlere. olmadı ya? Bol sohbetli, bol muhabbetli. Bu arada gününüz mutlu, güzel ve huzurlu geçsin inşallah. Mars bugün bize şiddet uygulamaya başladı. Çok uyumuştu bugün, çok dinlendi ama birden böyle hırçınlaştı. Yüzüne müzüne, ayaklarına falan nasıl saldırdı bir görsen. Biraz da özgüven geliyor da kendine ondan saldırıyor. Karşıdaki kişinin zarar vermeyeceğini. Biliyor. Hırçın da sevse kediyi. Biraz da hırpalıyor sevincimizden. Nasıl sevdiğimizi bilmiyoruz ya. O da nasıl oynayacağını şaşırıyor bizimle. Bir Bakar mısınız, size şöyle bilişim göstereyim herhalde. nerede yatıyor. Ya Max. Yapmadıklarını anlıyor. Kediyi de şiddetçi yaptın ha. Max şiddete hayır kızım. Biz Her türlü şiddete hayır diyoruz. Yani hem psikolojik hem bedenen. Çocuğa, kadına, erkeğe de diyorum ben bu arada. Şiddet gören erkekler yok mu? var. 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 Ama günümüzde 3 kadından biri şiddet Evet, görüyormuş. tabii ki kadınlar daha fazla. Bu Türkiye'de değil sadece, dünya genelinde böyle. Hem çocuk istismarları, hem kadın istismarları, hem tacizler, hem şiddet. Bunlar çok kötü. Yani çok üzülüyoruz ve bu tarz olaylara hayır diyoruz. Her yerde herkeste geçimsizlik var. Çocuk belki bizim çocuklarda da olmuyor mu? Kardeşler anlaşamıyor, eşler anlaşamıyor, yeri geliyor. Yani tartışıyorsunuz, kavga demeyelim, tartışıyorsunuz. Yani Saygı içinde kavga olması demek gerekir. birbirinize hani vurmak, şiddet uygulamak demek. Her evin içerisinde mutlaka oluyor. Biz eşimle hiç mi tartışmıyoruz? Ya da birbirimize hiç mi kızmıyoruz? Ya da hiç mi küsmüyoruz? Tabii ki oluyor. Tabii ki olur. Ama bunların böyle bir dozajı var. Mesela ben sinirlendiğim zaman o susar. Ya da o çok sinirlendiği zaman o anda ben susarım. Öyle olması Yani gerekir ama. yoksa birbirimize çok öyle karşılık verdiğimiz zaman bakıyoruz hani olay ilerleyecek. En iyisi bir taraf susuyor. Sustuğumuz zaman ne olur? Böyle aradan, yani bizim küstüğümüz de çok uzun sürmez. Özellikle Ben eşim hiç küs kalmaz. dayanamam. Ben biraz küsebilirim. Yani küsmeye biraz daha dayanabilirim ama eşim hiç dayanmaz. Aramızda ufak tefek tabii ki tartışmalar oluyor. Ama dozajında ve böyle ayarında. Allah'a şükür 20. yılımıza yaklaşıyoruz. Her geçen gün birbirimize daha sıcak, daha saygılı oluyoruz. Evet, Önceki bazı yaşlandıkça. herhalde olgunlaştık biraz da Ya oradan. aynen ya. Şey olarak ben şöyle düşünüyorum. Mesela ben 20'li yaşlarımda evlendim. Eşim de 20'li yaşlarda evlendi. Şimdi 20 yaşındaki bir insanla 30 yaşındaki, 40 yaşındaki, 50 yaşındaki bir insanların düşüncesi aynı değil. Olgunlaşıyorsunuz zamanla. Bakıyorsunuz 20'li yaşlarda daha böyle kanınız kaynıyor. Daha fevrisiniz ya da daha mı cazgırsınız diyeyim. Gerçi ben hep sakin Sen yapılı bir sakin bir insanım. de. Çok, ben Ben her hiç zaman işini sakin. görmedim senin. Evet. Hep sakinimdir, ılımlıyımdır. Ama benim de en kötü huyum, yani ben bu huyumu aslında hiç sevmiyorum. Yani en nefret ettiğim huyum bu. Yani susarım, alttan alırım, Susmamak sakinimdir. aslında bazı şeylerde. Çok biriktiğim zaman ben yani o zaman işte kötü patlıyorum. Senin bu durumundan örnek verelim. Senin bu yakından veya çocuğa mı kızdın? Susma. Ya bana mı kızdın? Susma ama Ama İçine işte doldurma. Şakayla açık söyle. İçinden at ki hem stres olmasın hem kendini daha rahat hissedersin. ama bu da benim yapım Yani böyle şey. tabii yapma Yapamıyorum gereği bir yani, şey atıyorum yapmasın. ya da biriktiriyorum böyle. Daha sonradan böyle hepsini döküyorum. Bu sefer karşımdakini de ister istemez kırmış oluyorum. Tabii Bekleniyorsun sonradan ya sen de işte hep evet ben de susuyorsun. Konuşunca da. aynen, şimdi arkadaşlar da Evet. diyecek sen hiç öyle yapıya sahip değilsin. Değilsin ya. Değilim ama çok nadirdir böyle yani. Ara sırada şey yaparım böyle, ne derler? Eteğindeki taşları derler. Dökerim, konuşurum, karşımdakini kırarım, sonra da özür dilerim. Ya neler görüyoruz, haberlerde görüyoruz. Babası evladını öldürdü. Allah Yani, göstermesin. Evladı annesini kesti. evet. Babası çocuklarını annesinin önünde kesti. Yani, laf bile edilmiyor. Ne Edilmiyor. kadar kötü bir Ya şey. ben Hani şiddet dediğim zaman mesela şuradan alıp örneklerim. Şu kumanda sana atmak bu bile bir şiddete şiddet, girer. tabii ki Giren şiddet. şiddet alıp da Evet. seni vurup kırmak Evet. değil. Evet. Psikolojik şiddet var bunun, lafla Tabii. şiddeti Lafla var, şiddet. cinsel şiddeti var, Şiddetin bir sürü şiddet çeşitleri türleri var. var. Hani böyle bir şey insanın başına geldiği zaman kesinlikle bir polise, cumhuriyet savcısına
bu aile mahkemeleri var. Kesinlikle başvurulması gerekiyor. Yani öteki şeyde mesela sen haksızlığa susarım susarım dedin ya, şiddet olayında hiç kimsenin susmaması gerekiyor. Hayır, ben haksızlığa susarım derken ben o yönden hani bazı şeyler biriktirin biriktirme, bazı şeyler biriktirin ama şiddetle olayla şeyler o birikmemesi ayrı, gerekiyor. O ayrı, biz kendi anında müdahale edilmesi gerekiyor. Ya biz gerekiyor. Kendi evimizin içinde olanları, mesela çocuk ne yapar atıyorum hani odasını toplamamıştır ya da ödevini yapmamıştır ya da yemeğini hemen yememiştir. O anda kızmam ama hadi biraz daha ısrar ederim ama içimden kızmışımdır. Kızmışımdır ama hani o anda belli etmem. Yani Müge Anlı da ben bakıyorum böyle bazen sabahları boş olduğum zaman seyrediyorum. Şu anda bir 3 yaşındaki bebeğin cinayeti işleniyor. Meryem bebek. Belki sizler de seyrediyorsunuz. Yani içim parçalanıyor. Bazen kapatıyorum televizyonu. Sonra da çok da merak ediyorum böyle nasıl oldu diye. Yani anne yalanlar söylüyor. Karşıdaki annenin erkek arkadaşı yalanlar söyleniyor. Yani çok garip bir tuhaf ya. Ya insan böyle aklının alamayacağı şeyler nasıl böyle olur? Yani insan bunu da mı yapar? Eskiden diyor, dedirtiyorlar yani. Tabii, yapamaz ya. Olamaz. Olmaması lazım. Eskiden biz televizyon izlerdik. Mesela hani Acıklı Ayçiçek, Sezercik. Evet. Onlara bile vardı. Duygulanır ağlardık. Duygulanırdık. Gerçek mi dedi? Mesela ufakken mesela ablamıza sorduk, bir annemize. Film icabı kandırıyor. Onlar bile şimdi komedi geliyor. Evet. Şimdi insan hani aklına hayalinin gelmeyeceği şeylerden büyük şeyler oluyor. Dramatik seyrettiğin her filmde, özellikle Türk filmlerinde mutlaka gerçeklik payı var. Var. Mutlaka ondan esinlenerek yazılmış. Şeydi, belki film abartılmış. Film icabı deyip üzülmemeye uğraşıyorduk ufakken. Yok, var. Yani en acı olay ne oluyordu? Annesiyle babası kavga ediyordu. Çocuk odaya gidiyordu. Ağlıyordu. Biz bundan etkileniyorduk. Ya bu olaylar zamanında da aslında varmış yani. Ama o zaman teknoloji çok değildi. O yüzden duymuyorduk ya da görmüyorduk. Ama şimdi öyle değil. Her Bence yerde kamera... Bu kadar olduğuna inanmıyorum ben yine. Ha vardır da bu kadar vardır, değil. Ha, bu kadar değil. Şimdi daha da fazla. Artık sınır tanımıyor. Şimdi artık herkes görüyor. Her yerde kamera var. Yani her yer sizi görüyor. Ses kayıt cihazları, elinizdeki zaten telefonlar, yazışmalarınız, şeyleriniz, her şey kaydediliyor yani. Bunları saklayamıyorsunuz hiçbir İnsan şekilde. Bir de savunmasını alıyorlar. Açıklaması çok garip oluyor. Ben geçen Antalya haberlerimizi çok izliyoruz. Alanya tarafında, Alanya mıydı, Side tarafında turist annesini babasını öldürüyor. Kaçıyor ve tatil yerinde, tatil yaparken bir gün sonra yakaladılar çocuğu. Çocuk da dedim genç bir şey, bayağı büyük. Niye öldürdün diyor. Ufaklığı, çocukluğumdan beri, bebekliğimden beri hayalimdi diyor. Yani o 20 yaşında, 20 yıl bunun hayalini konuş. Aynı evin içinde annesiyle babasını öldürmesini hayalini konuş. Hangi psikoloji bu? Nasıl bir psikoloji? Düşmanı değil ya, anne ve baban. Genlerinde mi var acaba katil şeyi? Genlerinde mi var bilmiyorum ki. Yani Türklerde oluyor. Ben en son izlediğim bir haberdi bu. Tatile gelmişsin. Otelde 500 lira otelde tatil yapıyorsun. Orada da annenle babanı öldürüyorsun. Ve pişmanım, şu psikolojiyi yaptın demiyor. Yani ufaklığımdan beri, kendi hatırladığımdan beri tek hayalim buydu diyor. Psikopat ruhlu doğan insanlar mı acaba? Ben onu da merak ediyorum ya. Ne olursa olsun ya. Ne olursa olsun. Ya, bunun bir açıklaması yok. Evet, yok. Şimdi ister inanın ister inanmayın. Hani özür kabahatinden beter. Evet, ben böyle yolda mesela karınca varsa üstünden atlarım, ezmemeye çalışırım. Orada bir kedi yemek yiyorsa, köpek su içiyorsa ya da bir kuş yemliyorsa, yani bir canlı orada bir şeyler yiyip içiyorsa onları ürkütmemek için, çok ciddi söylüyorum, yolumu değiştiriyorum. Yani ürkütmemek için. Ki kaldı ki insanlar neler düşünüyorlar. Yani neler yapıyorlar. Her gün görüyoruz televizyonlarda. Geçen televizyonda gösterdi. Anaokuluna basıyordu adam. Evet. 20 mi 30 tane öğrenci öldürdü. İşte. Anaokuluna. Bu yurt dışında da çok oluyor böyle törün. Bu da yurt dışında değil mi? Evet. Türkiye'de daha öyle şeye rastlanmadı. Yani gencecik çocuklar 15-16 ya da artık kaç yaşındaysa eline bir tüfek alıp dediğin gibi okulu basıp terör estirdiler ya. Kaldı ki kaç kişinin canlarını aldılar. Evet, var o da. Bu şiddet değil. O değişik bir şey. O değişik. O nasıl bir psikolojiye bağlı bilmiyorum. Bizim için de bir şiddet. Hani eş yönetelim. Eşi çocuğu sürekli dövüyor.
Mesela çocuklara sürekli diyor, şiddet uyguluyor. Mesela anne diyordu, baba sessiz kalmaması gerekiyor ya. Baba diyordu, anne sessiz kalmaması gerekiyor. O çocuk senden benden korkarsa, yarın okulda çevrede biri duyarsa yine sessiz kalacak. Anneye babaya söyleyemeyecek. Tabii Ben ki. mesela kızlarıma Evet. her zaman sorarım. O kızım okulda bir şey var mı? Öğretmen bir şey Evet, söyledi onu ben de mi? sordum. Arkadaşlarına girip sorun var mı? Tabii ki arkadaşlarla ilgili sorun olacak, hayat içinde kendi başına çözebilir. Belki çözemediği bir sıkıntı olur. Belki kendi arkadaşıyla çözmeye uğraşır. Büyük olduğu zaman da ufak çözemez. Mesela Ecrin geçen sen ne dedi? Ben ne dedi? Öğretmen dedi. Arkasıyla aldı dedi. Üzüldü. Evet. Üzülme kızım dedim. En arka en önü fark etmez dedi. İki gün Doğru. sonra da öne almış. Mutlaka bir kişi Doğru. arkada oturacak. Bu Evet. şiddet değil. Hani bunları bile bize söylemesi, konuşması güzel bir şey. Özgüven açısından Aynen. söylüyorum. Ama sen evde dayak ye, okulda dayak ye, sokakta dayak ye. Sindiriliyor. Bu sindirildiği zaman olmaz. Evet, Mutlaka aklını aramak gerekiyor. yani O ortamdan uzak kalmak dediğin gibi gerekiyor. Ejine ben de böyle kızlar okuldan geldiği zaman mutlaka sorarım işte okulda ne yaptınız? En samimi arkadaşlarını sorarım mesela onlar ne yaptı? Teneffüste ne yaptınız? Öğretmenlerle hani değişik bir şeyler oldu mu ne oldu gibisinden. Derin suya da sorarım. Ona da sorarım. Ejin zaten hemen okuldan gelince çantayı bırakır böyle koşa koşa ben sormadan anne işte bak bugün okulda ne yaptık? Hemen anlatır zaten. O her şeyi O anlatır. hemen her şeyi anlatır. Derin Dümdüz suya biraz ufak. daha böyle hani o biraz daha büyük olduğu için geldiği zaman bir üstünü başını değiştirir. Hadi kızım ne yaptın okulda bugün hangi dersleri gördün gibisinden. Onlardan konuşuruz yani mutlaka ben de sorarım çocuklar ne yaptı Tabii diye. senin konuşman bir anne olarak tavırlı kız çocukları var ama bir erkek olarak baba olarak da ben de soruyorum. Mesela günün nasıl geçti? Var mı bir değişiklik? Bizim yapmamız gereken bir şey var mı? Evet. Okula bir şey istiyorlar bizimle ilgili. Gelmemiz gereken bir şey var mı? Evet. İlgilendiğini bilmesi güzel bir şey. Aynen. Yani şiddet sadece bu şekilde değil. Bana gelen yorumlar da bana bir şiddet. Bana değil, bize gelen yorumlar da bir şiddet diyorum. Çünkü neden öyle söylüyorum? Bir tane arkadaş var ve Ecrin'e, derin suya, eşime, bana. Şimdi o arkadaşa ben dedim ki yorumları ben paylaşmasını istemiştim ben. Sen istemedin. Ben istemedim. Ben Ben olsam sildim isterdim. attım Şimdi direkt. şöyle şundan dolayı istedim. Mesela beni izleyip mesela seni izleyip bana beni izleyip seni mesela ne diyor ki? Şöyle diyor. Meryem Hanım seni diyor. Severek izliyorum ama senin çocuğuna diyor. O kadar gıcık gidiyorum, nefret ediyorum ki diyor. Evet. Onu hiç göresim gelmiyor. Evet, bu Bu bana bir yorum psikolojik baskı o da ya. şiddet. Şiddet yani, Eşyaya bile aynen. şiddet olur. Sen gitme, sen tekme at. Bu ne? Sana atılmış gibi olur. Bu da bir şiddet. Yani aslında böyle yorumları çok konuşup sizin de canınızı sıkmak Hayır. istemiyorum. Şu Bence anda paylaşılması aklıma gerekir. geldi diye ben söyledim. Eşim çok Derya Öztürk. söylüyor. Ay ismini Doğru verdi. söylüyorum. Ben Evet, onun Derya Öztürk. özellikle kızıma sana bana uyguladığı şiddet yorumlarını ben paylaşılmasını sizin de diğer arkadaşlarımızı bizi sevenlerin onu görmesini istiyorum. Yok, ben siliyorum direkt Ben onları. olsam silmem. Hemen siliyorum. Ya orada huzur bozmasını istemiyorum. Yani Şey de bizi sizler söylüyorum. seyrediyorsunuz, seviyorsunuz, severek izliyorsunuz. Ben biliyorum çok güzel yorumlarınız var. Allah Evet, razı Allah razı olsun. olsun. Yani hepinizden çok güzel dilekleriniz var. Ve bu dileklerinizi ben okuduğum zaman, dualarınızı okuduğum zaman mesela çok mutlu oluyorum. İnan Çok onlara biz seviniyorum. de sizlere dua ediyoruz. Mesela Evet. kimlerine Allah razı olsun ne kadar Evet. düşünceli. Biz Evet, kendi aramızda cümlemize. konuşuyoruz bunları. Aynen, aynen öyle. Konuşuyoruz. Yani Allah size razı olsun. Şöyle söylüyorum. Benim hakkımda, benim ailemle ilgili ne düşünürsen arkadaşım, iyi ya da kötü, Allah sana 1.000 katını versin. İyi düşünüyorsan iyilik olarak 1.000 katını versin. Ama Kötü o düşünüyorsan düşünmüyor. kötü olarak 1.000 katını versin. Yani sen benim kızım Ecrin'den ne istiyorsun ya? Onun Ama nesini beğenmiyorsun bir yani? kişiyi çocuğu annesine kötüleyemezsin ki. Bu bizim Evet. kızımız ya. Evet. Ne kadar kötü olursa olsun. Ben bir kötülüğünü görmedim de Ya kötü de da olabilir. aynen ya da derin Sadece suya. çocuk o. Ya ikisi de çocuk. Derin su büyük olabilir. 16 yaşında derin suya eleştiri gelmiyor mu? Geliyor. Zaten hani çok kötü olmadığı sürece hani diyorsunuz ki ya derin su kızım saçın güzel değil. Büyüdüğün zaman yap. Evet. Doğru. Onlarla biz sizin yanınızda aynı. Onlara biz de aynı şekilde düşünüyoruz. Ama sen kalkıp da nasıl diyeyim işte derin su gıcık. Ecin nasıl bir Gıcık da çocuk? diyebilir. Senin şöyle söyle, şuradan geliyor olaya. Senin diyor kızını gördüğüm zaman diyor örneklerim Ecrin'i. Ecrin'i gördüğüm zaman dedi suratsız, meymenatsız,
böyle parçalayasın mı geliyor? Bu şekilde bir yorum da değil. Evet, öyle bir yorum olabilir mi ya? Bu aşağılama da değil. Evet. Gidiyoruz, denize gidiyoruz, çekim yapıyoruz. Arkadaş da şöyle yorum yapıyor. Ne diyor? Hiç alakasız bir şey. Niye izliyor bilmiyorum da o kişi. biz elmayı gösteriyoruz. Elma çok kırmızı diyoruz. Patlıcan tam siyah diyor. Elmayı çekiyorsa elmayla gidiyorum yapsana. Biz piknik alanı çekiyoruz. O köy yemeğini anlatıyor. Hani. Şimdi bildim de. Arkadaşa söylüyorum. Deli Ağabey Sirke söylüyorum. Onun yorumlarına ben bir gün çok birikme, çok birikmeye başladı bugünlerde. Aşırı yani hemen hemen her gün sizlerin de görmesini rahatsız ben. Edici bize şiddet uygulayaraktan yorumlar atıyorsun Derya yani Öztürk. Yani bizim dediğim gibi öğretiyorum bu elmalar yaylarını topladık diyoruz. O da altında yazmış ki köyde kavun tasar olur. Öyle bir yorum yapmış. Yani sen elmayı izliyorsan kavunun nasıl yorumu yapabiliyorsun ki? O videoda Ecrin bir gösteri göstermiş 2 dakikalık. Evet. Çok da güzel bir gösterileri vardı yani. Mücadele ettiler, her gün çalıştılar. Güzel de olmayabilir. Hırslandılar, azimlendiler. Beğenmeye de bilirsin. Evet. Beğenmeye de bilir. Aynen. Ama şey gidip de patene bindirip de yüzmesini bilmiyor diyemezsin ki. Paten izlerken. Yorum yapan sevgili arkadaşlarımız da var. Var. Tek tük de olsa var. Var var. Evet. Yani çok yok. Sadece böyle bir iki tane var. Hani şöyle oluyor. Bu bitiyor. X bir kişi tekrar başlıyor. Bir kişi sürekli aynı. Bir tane daha var, ismi yok. Nokta koyuyor sadece o. Onları da hep ben silip kaldırıyorum. Ta bana şeyden beri, Bulgaristan'dan beri taktı. Hem Nuraycığıma çok büyük eleştirilerde bulundu. Hem bana çok büyük eleştirilerde bulundu. Hatta ben Nuray'a okuduğum zaman Nuray bastı kahkahayı böyle. Ya kimilerce gülmüyor da işte. Ya hayır, gülüp geçiyorsun. Beni eleştir. Eşimi eleştir. Bu şeyleri, şiddet olan yorumları diğer arkadaşların da bir şekilde görmesi gerekiyor. Gerçekten demek ki hani orada okunan yorumları görüyor ya, ya demek ki nelerle uğraşıyoruz bunlar. Evet. Çok güzel bir evet. Blog hazırlamaya uğraşıyoruz. Adam oradan işte. Evet, bu tarz yorumlar bizim canımızı sıkıyor. Yani moralimiz bozuluyor açıkçası. Ama aldırış etmemeye çalışıyoruz. Bununla ilgili soruların hepsine cevap verebiliriz kesinlikle. Ama bize gidip de örnek derim. Benim babamla ilgili bir şey sorduğu zaman. Ben sen benim babam ne yapacak? Ya, babam her şeyi örnektir. Onunla ilgili cevap veremeyebilirim. Onun adına veremeyebilirim. Yani bize de bizimle ilgili soru sorun. Gidip X kişiyi sormayın bize. Doğru değil mi? Evet. Biz ikimiz blog hazırlıyoruz. Yemek yapmışız. Örnek diyorum, amcanla niye görüşmüyorsun? Amca yok orada. Burada yemek yapıyoruz. Oradaki diyor, siz diyor, herkesin göz önünde olan insanlarsınız. Sen bu soruya cevap vermek zorundasın. Tabii ki vermek zorundayım ama ben benimle ilgili soruya cevap evet. verebilirim. Bunlara evet. ben cevap verebilirim ama ben benim adına bile cevap veremem. Ki sen bana hiç vlogda 2 dakika çıkmış veya hiç çıkmamış kişiyle ilgili soru soruyorsun. Sen bunun cevabını alamazsın ki benden. Onu ona sorabilirsin. Onu demek istedim konuları. Anladım. Aha. Ona sorabilirsin. Anladım. O da sana cevabını verir. Vermez. Ben gidip o yorum yapan kişiye bana soruyorsa ben cevabını veririm. Çok da yani kötü anlamda değil. Normal veririm. Sonuçta sizler için yapıyoruz bu işi. Evet. Sizler için yapıyoruz. Yani evimizde. Güzel bir şeyler yapmaya uğraşıyoruz. Güzel bir şeyler. Biz evet aynen. Yani... Komplese girmeden. Evet. Kimseyi kırmadan. Yapabileceğimizin normal bizim standartlarımız bu. Standartlarımız bu. Gidip evimiz tabii ki herkes açık. Yani olamaz. Şey yani bizi yani. Bir şeyle vurmaya ulaşıp böyle iyice didik didik inceleyip bir yerden bizi vurmaya uğraşan bazı arkadaşlar var. Belki bu bizim için de iyi bir şeydir. Kendimizi geliştirmek için. Ama ben her zaman söylüyorum. Ben eleştirileri açıyorum. Severim. Neden? Çünkü her eleştiri benim için önemli. Ona göre yani bakış açısıdır bu. Demek ki diyorsun ki bak o insan karşıdan beni böyle görüyor. Herkesin bakış açısı farklıdır ya. Ona göre ondan ders çıkartırsınız. Ya da o eleştiri size bir şeyler katar. Mesela daha farklı düşünürsünüz. Ben diyor hayvanları çok severim. Evin içinde beslemez. Bunu her zaman diyen laflardan biriydi. Evet. Ben eşim özellikle. Kesinlikle beslemem diyordu.
Biz de bu videolarda söylemiştik. Bu kedimizi, Mars'ımızı kendine top halinde sahiplendireceğiz dedik. Evet. Ama çok zaman geçince ailede biri gibi oldu. Oldu. Baksana yalnızca bir tabi. Evet, bak. Ne kadar rahat. Ne kadar şimdi ben bunu kime verebilirim ki? Ya da sokağa nasıl koyabilirsin? Sokağa zaten bırakmasın. Ya barına bırakamazsınız. Barınağı da veremezsiniz. Biz onu başka hiç kimseye veremeyiz. Şimdi biz onun için eleştiri yapıyoruz. Ne diyorlar? Kedi diyor sokakta yaşamalı. Bence çok mantıklı. Kimse diyor biz ki de öyle düşünüyoruz. Ne kadar rahat. Bu kedi bir saat olsa sahiplendirmeyi sahip çıkın eviniz içinde. İşte bakış o da açısı. Çok güzel. Evet. İkisi de güzel. Bakış ben bana bunları söylüyorsun bak burada ben cevaplıyorum ne kadar güzel. Ama ya, sen deyip de bu kediydi. Kedi ev içinde beslenir mi? Vur kafasına at sokağa. Bir şekilde diyemezsin ama. Çünkü kedi seven, hayvan seven çok insan var. Sevmeyen çok. İnsan da çok var. Biz, sevmeyene de bir şey diyemezsin, sevene de bir şey diyemezsin. Ya biz de çok seviyoruz. Eşimin de dediği gibi. Eşim hayvanları sever, kedileri de çok sever, köpekleri de çok sever. Kesinlikle karşı değildir. Sadece eşim de hep öyle düşünür. Mesela hayvanların doğada yaşamasını, evin içinde hapsolmasını hayatta istemedi. Ama bizim elimize geldiğinde Mars küçüktü, bakımsızdı. Kızlar getirmişler. Biz onu sahiplendirmek istedik. Kaldı ki zaten o geldiği zaman sokakta çok korkmuş. Büyük ihtimalle çok küçükken almışlar ve biraz daha büyütüp sokağa koymuşlar. Şimdi biz bunu bu kadar büyüttük, sahiplendiremedik de. Kızlarımız da çok seviyor. Evet, bizi dinliyor. Yani şimdi biz bunu nasıl bırakalım? Nasıl bırakalım? Bırakamazsınız ki. Artık o bizim ailemizin üyesi oldu. Ailemizin üyesi oldu. Bir de bizim evlatlarımız getirmiş. Ben mama alıyorum. Önceki videolarda söyledik. Ne kadar mutludur. Ben kızlarımın bu kadar bunlara diye verirken ben bunu tutup barına veya herhangi birine veremem ki. Ben o kızlarımın yüzüne nasıl bakacağım? Evet. Onu, o güvenimi, kızlarımla iletişimi koparacağım ben. Evet. Onların bana bakış açısı değişecek. Bunları çocuklar isterse, kızlarım isterse ona göre bir aksiyon alabilirim. Aynen. Ya, kendimin bir şey deme şansım mı bitti? Bitti. Ya alerjisi olanlar var, kıl tüyü dökülüyor, sevmeyenler var, sevenler var. Yani bununla ilgili çok da yorum yapmak istemiyorum ben açıkçası. Yani biz evimizde kedimizi besliyoruz. Beslemek isteyen insanlar da var, istemeyen insanlar da var, seven de var, sevmeyen de var. Ama biz onu çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Şu kadarcık mama ile karnını doyuruyor. Evet. Yok masrafı var mı var, aşısı var, kumu var. O hayat içinde olan şeyler. Var. Hayır şey işte geçtiğimiz videolarda arkadaş demiş. Vazoyu kırmıştı. Aman vazo değil, saksıyı kırmıştı. Ben onu göstermiştim arkadaşlara. Berin iyi ki bana gösterdin. O benim çocuklarım çok istiyor. Vazgeçtim dedi mesela. Hepsi böyle değildir. Sahiplenmek isterseniz siz tekrardan sahiplenin. Hepsi böyle değil. Bizimki canavar biraz. Çocukların elinde bizim elimizde yani bu kadar canavar olması da normal. Çocuklar çok seviyor onu. Yani bir görseniz nasıl sıkıştırarak seviyorlar anlatamam. Böyle 5-6 aylık bebeği böyle alırsınız sıkarsınız ya böyle içinize sığdıramazsınız. Onun gibi seviyorlar. O da artık o kadar sıkıştırılmaya tepki veriyor. En sonunda sıkışınca bir kaçıyor. Gideceği bir yer yok gelip yine kucağımıza geliyor. Ay. Ama ben de o arkadaşların çoğuna katılıyorum. Kedilerin, köpeklerin yaşam alanı duadır. Kuşlar kılığı duadır. Doğa. Ama bu şekilde mesela bu eve diyor ben olsam diyor hapis etmem diyor. Bu şu anda evin içinden mutlu ki hapis olduğunu düşünseydik biz. Bakın, sürekli dışarı gideceğim, dışarıda olacağım diye olsa zaten dışarıda olurdu. İnanın buna. Şimdi derin su bunu şeye götüreceği zaman mesela genelde tırnak kesimini aşısını derin su götürüyor. Alıyor böyle kucağına. Anne çok korkuyor, tir tir titriyor diyor mesela. Biz dış kapıyı açıyoruz. Dış kapıdan yani biraz uzaktan bakar böyle. Azıcık yaklaşır. Daha sonra hemen içeri kaçar. Dışarıda büyümediği halde dışarıda bir hayat olduğunu biliyor. Bilmiyorum. Zor bir hayat olduğunu biliyor. Çok mu konuştuk? Çok konuştuk. Bazen çenemizlere düşüyor. Bazen düşüyor. Olacak o kadar. Olacak o kadar. Düşüncelerimizi sizlerle paylaşmak istedik. Muhabbetimizi sizlerle yapmak istedik. Evet fazla da uzattık sanki. Bugünlerde bol muhabbet ettik. Evet. Birkaç gün sonra Festivali'de size gezi videolarımızı yayınlayacağız ama şu süreç biraz herhalde böyle karşılıklı muhabbet olacak gibi. Evet. Artık biz müsaadenizi isteyelim o zaman. Kalbinizden ve gönlünüzden geçen bütün güzel dualar kabul olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.
Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın.